Herkese selamlar. Davutpaşa Metro, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne doğru giden üst geçitten devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi trafik şu an sakin. Kimse yok. Dolunay, gördüğünüz gibi. Her günün ayrı bir önemi var. Bunu nereden anlıyoruz? Dönüp geriye baktığımızda. O kadar önemli ki. Yaptığımız her şey çok önemli. Tabii biz şunu düşünüyorsak, her anımızın hesabını vereceğimizi ve bizi gören, bizleri yaratan, her şeyi yaratan Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için yaşadığımızı da biliyorsak, bu inançla hidayet yolunda devam ediyorsak ne mutlu bize. Bu dünyanın geçici menfaatlerine, geçici heveslerine, oyununa, eğlencesine fazla takılmamak lazım. Bunları söylerken gerçekten çok samimi söylüyorum. Hiç kafamı takmıyorum ben böyle şeylere. Emin olun, böyle şeylere kafanızı taktığınız sürece, ya istersen milyarder ol, ne olursan ol, fark etmez. Mutlu olamazsın. Hem bu dünyada kendini rezil edersin, hem öbür dünyada Yüce Allah her şeyin hesabını en hayırlısını bilir. Yani herkesin bir hesabı var. Herkes hesap verecek yani. Öyle hesap vermeyecekmiş gibi yaşamak bir gaflettir. Bir şeyleri çok iyi düşünmek lazım gerçekten. Hesabımız büyük, öyle basit olmayacak. Hava serin, güzel, sessiz, sakin. Hayatınızı seviyorsanız ve hayatınız planlıysa, yani her dakika ne yapacağını biliyorsan, hedefin, amacın varsa, senin için çok güzel bir şeydir bu. Çevremde gördüğüm ve izlenim olarak bende kalan şu görüşler sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok yani gereksiz gördüğüm şeyler bunlar. Şimdi belli bir düzen var. Hani insanlar müdür olunca veya CEO olunca, genel müdür, daire başkanı, fark etmez, rektör. Bunlar olunca, takım elbiseyi giyince kendini adam olmuş zannediyor. Şimdi asıl mesele şurada. Bir insan gerçekten kul hakkına riayet ediyorsa, adaletten, haktan, eşitlikten yanaysa, Yüce Allah'ın rızasını gözeterek hareket ediyorsa, bunu gösterişte değil, amelde yapıyorsa, bu insan gerçekten doğru yoldadır. Biz bu insana saygıyla bakabiliriz. Ama bakıyorsun şu an kendini bu yerlerde gören ama hiçbir şeyden haberi olmayan, hiçbir şey bilmeyen, tek derdi makam mevki olan bu cahillere de ders vermemiz lazım. Bunları da adam ederiz, sıkıntı yok. İlla belli bir mevkiye gelmeye gerek yok. Yani mesele o makama mevkiye gelmek değil. Asıl mesele dost doğru yaşamak, hakkı, adaleti göz önüne almaktır.
Hiçbir zaman kibirlenmeyeceksin, böbürlenmeyeceksin. Yüce Allah Hak Kelam Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne o dağların boyuna yetişebilirsin, ne de şu yeri yarabilirsin. Yani insan kendi sınırını, ölçüsünü bilmeli. Onu bir alakadan yaratan Yüce Allah'ın rızası için çalışmalı. Bunu yaparsa mutlu olur. Hayat dediğimiz gibi bir oyun, eğlence. Hani bazen şunu da söylüyorlar. Hani gençsin diyorlar sen. Gençsin, gençken şunları yap. Pişman olursun herhalde. Asıl onları yaparsan pişman olurum. Yanlış şeylerle uğraştığım için pişman olurum. Şimdi herkesin ilgi alanı farklı. Ha, başka bir insan bunu yapıyor, çok kötüdür, onu demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Zamanın değerini bilmeyi herkes farklı anlıyor. Bir şeyleri yaptığında zannediyor ki her şey oldu bitti. Ama samimi bir şekilde ve Yüce Allah'ın nasip ettiği hidayet herkese nasip olmaz. O sana nasip olduysa Allah'a şükür. Sen emin ol. Hani her an Yüce Allah'ın rızası için yaşarsın. Senin uyuman bile Allah'ın izniyle ibadet niyetiyledir. Çok önemli gerçekten. Hani bunları laf olsun diye söylemiyorum. Yaptığımız şeylerin hepsinin hesabı var. Ve bugün yaptığım şeyler çok önemli. Önceden yaptıklarım da önemli. Aynı şeyler gibi görünse de değil. Gördüğünüz gibi ağaç ve dolunay şu an ışıktan görünmüyor. Lamba gibi görünüyor. Olsun. Böyle seviyorum. Sessiz, sakin. Kendi kendime konuşuyormuşum gibi oluyor ama bir kişi görse, ona bir umut aşılasak ne güzel olur. Bunlar önemli gerçekten. Boş şeylerle uğraşacağımıza, kendi çapımızda dost doğru işlerle uğraşmamız çok daha hayırlı olur. Gördüğünüz gibi. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hoşça kalın.